Saygıdeğer öğretmenlerim, değerli arkadaşlarım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Törenimize hepiniz hoş geldiniz. My esteemed teachers, my dear friends, welcome to our 18 Mart Çanakkale Marches Commemoration Ceremony. Bir hilal uğruna sayısız güneşin battığı, yüz binlerce vatan evladının birer birer toprağa düştüğü Çanakkale, yedi düvele Çanakkale geçilmez dedirten büyük bir destan. Çanakkale, where countless lives were lost and hundreds of thousands of homeland children fell to the land one by one. A great epic that makes you say, Çanakkale is impassable. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için beden eğitimi öğretmenimiz Merve Eroğlu davet ediyorum. I invite our physical education teacher Merve Erol for a moment of silence and our national anthem. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna hemen ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Şehitler Günü'nün bilincine varmanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktasında yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerine Türk milletinin belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Yüce Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir saygınlık ve azmi mücadelesi olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk askerlerinin cihanı hayrete düşüren bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel ispatıdır. Today we are honored to celebrate the 105th anniversary of the Çanakkale victory, whose name is written in the golden letters of the history of the Turkish war, and to become aware of the martyrs who sacrificed their life for our holy homeland of their day. Victory of Çanakkale has been a struggle of dignity and determination, in which a turning point in the world history was experienced. The balance of power was changed. The Turkish nation played a decisive role in the course of events. The first torch of our war independence was ignited. The heroism and the sacrifice of the great Turkish nation reached its peak.
Çanakkale victory is a heroic epic of the Turkish soldiers that amazed the world. This victory is the best proof of what the Turkish nation can achieve when it comes to the integrity and the country's independence of the nation. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, koca seyitler, uyuyan nice atsız yiğitler, adınızı tarihe yazmaya geldim. Okulumuz 8. sınıf öğrencilerine Çanakkale nedir diye sorduk. We asked, what is Çanakkale to our grade 8 students? 18 Mart nedir? 18 Mart Çanakkale'dir. Çanakkale zaferdir. Bir destandır. Mermilerin havada birbirleriyle çarpışmasıdır. Kınalı alilerdir. Meçhul askerlerdir. 276 kiloluk mermiyi sırtında tek başına taşıyan Seyit Onbaşı'dır. Bir dakika sonra şehit olacağını bile bile düşmana yürüyen 57. alaydır. Mezun veremeyen okullardır. Öksüz yetim kalan çocuklardır. Vatan toprağını korumanın, bir milleti savunmanın ne demek olduğunu tüm cihana anlatılmasıdır. Şanlı tarihimize Çanakkale geçilmez yansıran, yedi düvele karşı duran Mustafa Kemal ve Mehmetçiklerdir Çanakkale. Sırada dördüncü sınıf öğrencilerimizden Derek Dici'nin okuyacağı şiir var. İzliyoruz. Next is the poem to be read by one of our grade 4 students. Derek Rici, we're watching. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğruna, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Şair der ki, kitaplar sadece kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mıdır? Oysa onları toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çoktular. Işığa bakan gölgeyi göremez. Ancak ışığı var eden gölgedir. 250 bin vatan evladının, atalarımızın karanlıkları aydınlığa çıkarış destanıdır Çanakkale. Şimdi 3. sınıf öğrencilerimiz Rüzgar Güleç ve Nefes Zeki, Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektubun İngilizcesini bizlerle paylaşacak. Çanakkale is the epic of 250,000 children of the motherland, our ancestors, bringing the darkness to light. Now, our third grade students, Rüzgar Güleç and Nefes Zeki, will share the English version of Atatürk's letter to the mothers of Anzac soldiers with us. The word Anzac is an abbreviation made up of the initials of the words Australian and New Zealand Army Corps. The corps which was established with the participation of the troops of these two countries at the beginning of World War I took its place in history with this abbreviated name. Many Anzac soldiers died in Çanakkale and they have gone their eternal rest with our Mehmetçik. To the mothers of these soldiers, Atatürk wrote a letter in their memory, and he sent a consolation message with the most beautiful sentences a victorious leader could express. The letter Mustafa Kemal Atatürk wrote to Anzac mothers in 1934 is as follows. Those heroes that shed their blood and lost their lives, you are now lying in the soil of a friendly country. Therefore, rest in peace. There is no difference between the Yunis and the Mehmets. To us, where they lie side by side, now, here in this country of ours. You, the mothers, who sent their sons from faraway countries, wipe away your tears, your sons are now lying in our bosom. And I am peace. After having lost their lives on this land, they have become our sons as well. D
Duygu yüklü bu satırlarda atamızın aktardıkları şunlardır. Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Bir şapaktan kalma sarı saçlı çocuklar, şimdi yatıyor Anzak koyunun mavi sularında. Tarihi nasıl yazılırmış öğrendiler Çanakkale topraklarında. Anzak askeri John Tyler ailesine yazdığı mektupta Türkleri ve içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor. Anzac soldier John Taylor describes the Turks and their situation as follows in his letter to his family. Geçen hafta ölüleri gömmek için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından ve canlıyken gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı anne babaları, karıları, belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor. Onlar da gencecik hayallerini bırakıp ölüyorlar. Türkler de insandı. Bana sigara ikram eden iki Türk'e ben de konserve et verdim. Ama kabul etmediler. Bu sığır etidir dediysem de inanmadılar. Aslında anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yapıp öküz gibi böğürdüm. Güldüler. Ben de güldüm. Orada, savaş meydanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Biz düşmandık ve birbirimize gülüyorduk. Türklerden biri, "Sen no İngiliz?" diye şaşırarak sordu. "Ben İngiliz değilim," dedim. Sonra elini uzattı. "Ben Türk," dedi. Bana uzatılan eli tuttum. Orada, Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede el sıkıştık. Ben artık bu adamla nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adamla neden düşman olmuştum ki? Düşmanım o anda artık arkadaş Türk olmuştu. Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı. Tanrım, günahlarımı affet. Hepinizi çok seviyorum. Ebediyen sizin oğlunuz. Türküler, bağrı yanık anaların dilindeki acınameler. Türküler ki bizi bize bağlayan, bizi bize anlatan kelimeler. Zaferi de, acıyı da yüklenmiş her bir siper, bir türkü ile bize döner. 7. sınıf öğrencilerimizden Beril Öztürk'ün seslendirdiği Çanakkale Türküsü'nü dinliyoruz. We listen to Çanakkale Türküsü, sung by Beril Öztürk, one of our 7th grade students. Altyazı M.K.
kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz. Onlar vatan için ölmeyi en büyük şeref ve şan sayan asil Türk milletinin gönlünde ve şuurunda her zaman ışıldayacaklardır. Ruhları şad olsun. On the 105th anniversary of the Çanakkale victory, we once again commemorate our cherished martyrs with gratitude and mercy. They will always shine in the heart and consciousness of the noble Turkish nation who regard dying for the homeland as the greatest honor and glory. May their souls be blessed.